Arkadaşlar merhaba, ben Rüştü Hoca. Edebi sanatlarda artık yeter diyeceğiz. Son videoya geleceğiz. Üçüncü videoya geleceğiz. Edebi sanatlar 3 diyeceğiz. Artık ne var ne yok yeryüzünde konuşmuş olacağız. İçiniz rahat olsun. Dışında herhangi bir soru gelmeyecektir. Bu seneki sanat sorusunu da bu videoyla birlikte artık netleştirmiş olacağız kafamızda. Teşhis. Hocam kişileştirme. Şahıs kökünden bakın. Ş-H-S. Şahıs. İnsan dışı bir varlığa insana ait özelliklerin yüklenmesi. Bak ne diyor. Yalnızlık kalbime küskün. Yalnızlığı yani insan dışı bir varlığı, bir kavramı küskünlük özelliğiyle, yani küsme insana ait bir özellik ne yapmış? Kişileştirmiş. Yalnızlık özelliği kişileştirilmiş. Teşhisin mantığı bu. Çok basit değil mi Allah'ını seversen? Geç gitsin ya, geç gitsin. İntak, konuşturma. İnsan dışı bir varlığı konuşturma. Bu çok önemli. Şöyle önemli, insan dışı vurgusu önemli. Genelde fabllarda görürüz bunu. Yani illa hayvanın konuşması gerekmez. Deniz dalgasına gitme diye seslendi. Bakın burada da deniz konuşuyor. Tamamdır. İnsan dışı bir varlık. Daha çok hayvanlar ama bu tarz örneklere de hazır olmanızda fayda var. İntak, konuşturma. Mübalağa, abartma. Şehir ıslak, gözüm yaşından diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Göz yaşından şehrin ıslanması. Yazmaya ne gerek var hocam? Abart tabii ki. Bunu anlamayacak kim var aramızda? Çok net, her şey ortada. Akis, çaprazlama. Hocam bu ne demek? Yer değişikliği yapma. Yani hocam onların sözleri naz, nazları söz. Tavırları şüpheli, şüpheli tavırları. Ha, burada bir yer değişikliği söz konusu. Aman dikkat. Bu tarz bir artistlik sanmıyoruz bu gelsin ama gelirse affetmeyiz. Le funeş, yani toplayıp dağıtma. Kendi içerisinde le funeşin mürettep falan filan da var ama hiç önemli değil onlar. İlk dizedeki bazı sözcükleri diğer dizede açma. En güzel tanımı bu hocam. Görebileceğiniz en net, en sade tanımı bu. Bak ne diyor. Sen savaştan uzak, barışa yakın, sen zeytin dalına, ben mızrağa hasret diyor. Burada bakın dikkat, savaş, mızrak, barış, zeytin dalı gibi birbiriyle çağrıştıran, birbirini açan ifadeler var. Savaş kavramı burada mızrakla açıyor. Barış kavramını zeytin dalı ifadesiyle açıyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Devam. Terdit, beklenmezlik, tereddüt. Aklında böyle kalsın lütfen. Ellerin titriyorsa çay iç. Bak kesin ben yazdım bunu hiç. Bunu tartışmaya gerek yok. Ya bir adamın eli titriyorsa çay iç der misin Allah'ını seversen? Bunu yeryüzünde diyecek tek adam benim. Doğal olarak bu şiir bana ait belli ki. Gözlerin pusluysa yüzünü yıka. Bu belirtiler normal. En fazla ölürsün. Ya adam çay içti, suyunu, yüzünü yıkadı falan, her şey yolundayken bir anda en fazla ölürsün ne? Beklenmedik bir sonla bitti. Beklenmezlik, terdit, tereddüt. Aman bismillah hocam. Devam. Tekrir, tekrar. Şuradaki ia olmuş sadece, o kadar. Tekrar etme. Bir sözcüğü tekrarlama hocam. Aklımdasın daima, inan. Zihinlerdesin, zihinlerdesin. Daha ne desin hocam? Bu kadar. Tekrarın, tekrarın mantığı bu. Tariz, iğneleme. Tariz, taşlama. Şu tağlar aklınızda kalsın. Tariz, taşlama. Tariz, taşlama. Dokundurma. Sendeki azmi herkes ister. Sabahtan akşama kadar uyumak zor. Hocam azim diyor, uyumak diyor falan. Burada bariz bir gönderme var. Bir gömme var günümüzün deyimiyle. Bir iğneleme var. Kinaye, değinmece. Haydi kaçırma hocam. Bu da cebinde kalsın. Çok lazım olabilir. Ne diyor? Hem gerçek hem mecaz anlamda kullanmama. Mecazı kastetme. Bakın dikkat. Hamama giren terler ifadesi gerçek anlamda, evet hamama giriyorsan terlersin hocam, eyvallah. Ama bir işe girişeceksen onun sonuçlarına katlanacaksın diyor, aşamalarına katlanacaksın. E doğal olarak onu kastediyor değil mi? Hamama giren terler ifadesiyle gerçekten hamama giren terleri söylemiyor belli ki. Belli ki duruma uygun bir atasözü kullanılmış. Tamamdır, anlıyoruz ki mecazi ifade var. İşte buna kinaye diyoruz. Lütfen unutmayın, olur mu? Çok çok önemlidir. Cebinizde kalsın. Evet, son sayfalara geldik. Son sayfa mı bu? Evet, süpersiniz. Asonans da bakın dikkat, ünlü tekrarı. Aliterasyon, ünsüz tekrarı. Bunları nasıl anlayacağız hocam? Bize bir dörtlük verilecek. Burada ünsüzler ve ünlüler sayılacak arkadaşlar. Benzer aynı ünsüzü tekrar ediyor. Mesela sürekli K, 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 K. Bir sayıyorsun 80 tane K var. Çıkmasın o kadar da. 80 olmasın, 15 tane K olsun. Bir sayıyorsun 13 tane A var. Tamam diyorsun. Ünsüz tekrar etmiş. Aliterasyona yer verilmiş. Sorulur mu? Bence imkansız. Ama asonans ve aliterasyon kavramlarını biliniz. Aynı ünlünün tekrarı asonans. Aynı ünsüz tekrarını ise aliterasyon olarak adlandıracağız. Cebinizde kalsın. Belki bir yerlerde gelir. Lev değmezse, lev yani dudak değmez. Dudak ünsüzlerini kullanmama anlatılıyor. B, M, V ve P. Bu 4 ünsüz dudaksız söylenemez. Şu an deneyenler var. Videoyu durdurup deneyenler var. Sen bana güven hocam. B'yi dudaksız söyleyemezsin.
M'yi, V'yi, P'yi bunlar dudaksız söylenmez. İşte bunlara yer vermeden yazılan dörtlüklerde, şiirlerde leb değmez sanatına yer verilmiş. Ben yine de bu üçlünün çok sorulacağını sanmıyorum. İlk iki video bence canavardır. Üçüncü videoda da biraz olsun böyle teşhis, belki biraz tarih, tekrir falan onları bir hatırlatmış olduk. Onlar da cebinizde kalsın. E o zaman bir sonraki videoda ne yapacağız o videoda hocam? Soru çözümü yapalım. Fulleten Edebiyat kitabından hemen edebi sanatlarla ilgili soru çözümünü inşallah karşınıza gelin. E o zaman yeni videoda görüşmek üzere.